merhaba arkadaşlar. İkinci dönemin ilk yazıları başlıyor. Ve biz de Güneyli Matematik Evi olarak size yazılarınızda hazırlanmanıza yardımcı olmak istedik. Ve sizin için yazılıya hazırlık videosu hazırladık. Şimdi sorularımızı çözeceğiz birlikte. Bu videodaki sorularımız ikinci dönemin konularıyla alakalı arkadaşlar. Yani birinci dereceden bir bilinmeyen denklemler var. Koordinat sistemi ve doğrusal ilişkiler var. Eğim ve eşitsizliklerle ilgili sorularımız var arkadaşlar. Soruları Arı Yayınları 8. Sınıf Matematik Defterim kitabından aldım. İlk konumuz birinci dereceden bir bilinmeyen denklemler ile ilgili sorularımızı alıp başlayalım hemen. Evet, ilk sorumuzu aldık. Ve diyor ki bize 2a bölü a artı 15 eşittir 1 bölü 8 olduğuna göre a'yı bulalım demiş. Ne yapıyorduk arkadaşlar bunlarda? Şu işler üstten çarpımı yapıyorduk. Ve ne oluyor? 2a çarpı 8 eşittir 1 çarpı a artı 15 olacak değil mi? Hemen düzenlersek 2a ile 8'i çarparsak 16a eşittir dedim. 1 ile zaten bir sayının çarpımı yine kendisine eşit oluyor değil mi? Yani a artı 15 olacak. Hani dağıtsak da yine aynısı olacak. Artık bilinenler eşitliğin bir tarafına, bilinmeyenler diğer tarafına yapıyoruz. A'yı şu tarafa alırsak 16a eksi a olacak değil mi? 15 de burada kalacak. Yani 15a eşittir 15 olacak diyorum. Her iki tarafı da 15'e bölersem şunlar sadeleşecek değil mi? Bu durumda a'yı ne bulacağız arkadaşlar? Bir şeklinde bulacağız diyorum. Yeni sorumuzu aldık. 2y eksi 3 bölü 4 artı y artı 1 bölü 3 eşittir eksi 3 olduğuna göre y'yi bulalım demiş. O zaman arkadaşlar öncelikle ne yapacağız? Şurada bir paydaları eşitleyelim değil mi? Ne olur? 3 çarpı 2 eksi 3 bölü 3 kere 4'ten 12 artı diyorum. 4 çarpı y artı 1 bölü 12 eşittir. Eksi 3 dedim. Hemen şuradaki dağılma işlemlerimizi bir yapalım. 3 ile 2y'nin çarpımından 6y eksi 9 oldu değil mi? Bölü 12 artı 4y artı 4 bölü 12 eşittir. Eksi 3. Bakın artık şu eşitliğin bu tarafında paydalarımız aynı değil mi? Yani 6y eksi 9 ile 4y artı 4'ü toplayabilirim. Tek payda da yazıyorum. 12 yazdık. 6y ile 4y'nin toplamı ne oldu arkadaşlar? 10y. Eksi 9 ile artı 4'ün toplamı ne olacak? Eksi 5 olacak ve bu da neye eşitmiş? Eksi 3'e eşitmiş. Tam sayıların altında bir 1 vardı değil mi? Yani paydaları 1'miş gibi düşünebiliyorduk. Ve içler dışlar çarpımı yaparsam 1 çarpı 10y eksi 5 eşittir diyorum. Eksi 3 çarpı 12y. Yani 10y eksi 5 eşittir. Ne oldu? Eksi 3 ile 12'yi çarparsak eksi 36 olur diyorum. Eksi 5'e eşitliğin diğer tarafını alırsam 10y neye eşit oldu arkadaşlar? Eksi 36 artı 5'e değil mi? Eksi 5 geçerken işaret değiştiriyordu. Artı 5 oluyordu. Bunu da hemen şöyle devam etmek istersek 10y eşittir diyorum. Eksi 36 artı 5 ne olacak? Eksi 31 olacak. Her iki tarafı 10'a bölersek y'yi ne bulduk arkadaşlar? Y eşittir. Eksi 31 bölü 10 şeklinde buluyoruz. Yeni sorumuzu aldık hemen. Bir sayının yarısının 3 fazlası aynı sayının 5 katının 15 eksiğine eşittir. Buna göre bu sayıyı bulalım diyor. O zaman denklemini yazmaya çalışalım ve öncelikle sayıya ne diyelim? X diyelim. Sayımız x olsun. Bir sayının yarısının 3 fazlası. Yani x'in yarısının aldım yarısının 3 fazlası aynı sayının 5 katının yani x'in 5 katının 15 eksiğine değil mi? 15 eksiğine eşittir diyor. Bakın denklemimizi yazdık. Artık çözeceğiz arkadaşlar. Ne yapacağız? Önce şuraya bir düzenleyelim. X bölü 2 ile 3'ü toplayacak olursak 2 kere 3 6 yani 6 artı x bölü 2.
Eşittir diyorum. 5x eksi 15'e. Bakın bunun da paydası 1'dir değil mi? Artık içler dışlar çarpımı yaparsam şuraya alalım hemen. Ne olacak? 6 artı x ile 1'in çarpımı neye eşit olacak? 2 ile 5x eksi 15'in çarpımına eşit olacak. Yani 6 artı x eşittir diyorum. 2'yi dağıtacak olursak 10x eksi 30'a oldu. Artık bilinenler bir yere, bilinmeyenler bir yere yapıyoruz. X'i yan tarafa alırsak ne oldu? 10x eksi x oldu değil mi? Eksi 30 da buraya artı 30 olarak geçecek. Bir de 6'mız vardı. Yani 36 eşittir. 10x eksi x'ten 9x ediyorum. Her iki tarafı 9'a bölersem. Bakın şunlar gitti. Şurası da sadeleşir ve bu durumda x'i ne buluruz arkadaşlar? 4 şeklinde buluruz. Yani o zaman sayımız neymiş diyoruz? 4'müş diyoruz. Evet, şimdi koordinat sistemi ve doğrusal ilişkiler ile ilgili sorularımız var. Hemen onlara bakacağız. İlk sorumuzu aldık hemen. Aşağıda koordinatları verilen noktaları koordinat sisteminde gösterelim demiş. Bakalım hemen. A noktası 4'e 2 eksi 2 diyor. Neydi? Önce x'te sonra y'de bakıyorduk. 4 demiş. 1, 2, 3, 4 artı dediği için sağa doğru geliyordum değil mi? 1, 2, 3, 4. Demek ki 4 burası diyorum. Eksi 2 diyor. Y için bakıyoruz. Eksi 1, eksi 2, eksi 2 de burasıdır. Yani o zaman şöyle birleştirecek olursak A noktasını neresi bulduk arkadaşlar? Bu şekilde bulduk. Hemen yazalım onu da. 4'e eksi 2. B noktasına bakalım. Eksi 1'e 0 demiş. X'e eksi 1. Geldim eksi 1'e. Y ise 0 olacak. Yani o zaman x eksen üzerinde olacak. Yani B noktası da neymiş? Buradaymış diyorum. B'yi de bulduk. E'ye bakalım. 5'e eksi 2 diyor. X için 5'e geliyoruz. 1, 2, 3, 4 zaten burasıydı. Yani 5 de burası. Eksi 2 de bakın burasıydı. Şurayı hemen silelim. Farklı bir renkle yapalım bunu da. Şöyle gelecek olursak arkadaşlar. 5 eksi 2 de şurası olacak. Yani burası da E noktamız olacak diyoruz. P'ye de bakalım. 0'a eksi 4 demiş. X'i 0 olacak. Y'si eksi 4 olacak. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Demek ki bakın P noktası da buradaymış diyoruz. Ve arkadaşlar neydi? Koordinat sisteminde birinci bölge değil mi? İkinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge şeklinde görüyorduk. İşaretleri de neydi arkadaşlar? Birinci bölgenin işaretleri artıya artıydı değil mi? İkinci bölgenin işaretleri bakın eksiye artıydı diyoruz. Üçüncü bölge eksiye eksiydi. Ve dördüncü bölgede neydi? Artıya eksiydi diyoruz. Bir diğer sorumuzu aldık hemen. Yandaki koordinat sisteminde özdeş dikdörtgenler verilmiştir. Dikdörtgenlerden birinin alanı 16 birim kare olduğuna göre B noktasının koordinatları toplamını bulalım diyor. Bakın dikdörtgenlerden birinin alanı 16 birim kare. Bakın zaten hani mesela şunu 16, şunu da 16 diyebilirim. Ve bakın bir tane kenarı kaç birim? Şurada iki noktasına geldiği için şu dikdörtgenin kısa kenarlarından biri 2 birim. Yani şuralar 2 birim. Alanı nasıl buluyorduk? Uzun kenar ve kısa kenarın çarpımıydı. Bu durumda uzun kenar ne olacak arkadaşlar? 16 bölü 2'den 8 olacak değil mi? Yani şu uzunluğum 8'miş diyorum. O zaman şu nokta ne oldu? 8 noktası oldu. Bakın bu da 2'ydi. Şu uzunluk da 8 birim olacak. Yani 2 buradan, 8 buradan. O zaman şu nokta ne olacak diyorum? 10 olacak diyorum. Bu durumda B noktası ne oldu arkadaşlar? 8'e 10 oldu değil mi? Şöyle yazalım. B neymiş? 8'e 10'muş diyoruz. Bizden bunun koordinatları toplamını istiyordu. Yani 8 artı 10 eşittir 18'dir diyoruz. Bir diğer sorumuza geçtik hemen. 3x artı m eksi 4y artı 6 eşittir 0. Doğrusunun grafiği y eksenine paralel olduğuna göre m'nin değerini bulalım demiş. Arkadaşlar y eksenine paralelse ne olacak? Y değeri olmayacak diyorduk değil mi? Hani x
de kesecek. X eksenini kesecek. Y'ye paralel olduğuna göre Y'yi kesmeyecek. Yani Y değeri olmayacak. O zaman şurayı ne yapacağım ben? Sıfıra eşitleyeceğim. Yani M-4 ne olacak diyorum? Sıfır olacak. Bu durumda M ne olur? -4'ü karşıya alırsak M değerini 4 şeklinde buluruz. Zaten bizden de M'nin değerini istiyordu. Yeni sorumuzu aldık. 4y artı 3x artı m eksi 8 eşittir 0 doğrusunun grafiği orijinden geçtiğine göre m'nin değerini bulalım demiş. Bakın grafik orijinden geçiyorsa yani nereden geçiyor? Sıfıra sıfır noktasından geçiyor değil mi? O zaman x gördüğüm yere 0, y gördüğüm yere 0 yazınca ne olacak? Bu denklem sağlayacak. Yapalım hemen. 4 çarpı y gördüğüm yere 0 yazdım. Artı 3 çarpı x gördüğüm yere 0 yazdım. Artı m eksi 8 eşittir 0. Bu denklemi sağlayacak diyorum. 4 de 0'ın çarpımından 0. 3 de 0'ın çarpımından 0. Artı m eksi 8 eşittir 0. Yani m eksi 8 eşittir 0'mış. Eksi 8'i karşıya alırsak m'yi ne bulduk arkadaşlar? 8 şeklinde buluruz diyoruz. Bir diğer sorumuzu aldık hemen. Koordinat düzleminde 2x eksi y eşittir 6 doğrusu ve eksenler arasında kalan bölgenin alanını bulalım diyor. Öncelikle ne yapıyorduk arkadaşlar? X ve y yerine 0 verip eksenleri kestiği noktaları buluyorduk değil mi? O zaman x eşittir 0 için bakacak olursak ne oldu? 2 çarpı 0 eksi y eşittir 6. Yani eksi y eşittir 6. Yani o zaman y'yi ne bulduk arkadaşlar? Eksi 6 bulduk. Her iki tarafı eksi 1'e bölüp şöyle şunlar eksiler gidecek. Y ne olacak? Eksi 6 olacak. Aynı şekilde bir de y'ye 0 verip x'i bulalım. Buradan da 2x eksi 0 eşittir 6. Yani 2x eşittir 6. Her iki tarafı 2'ye bölersem x'i ne bulacağım? 3 şeklinde bulacağım. Yapalım hemen. X'i 3 olacakmış. Şöyle 1, 2, 3. Şuradan kesecek ve y'si de eksi 6 olacak. Şöyle eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6. Yazalım isterseniz. Eksi 1, eksi 2, 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 ve şu noktadan kesecek değil mi? Bir de şu noktadan. Şunları da yazalım. Hemen o zaman çizmek istersek arkadaşlar şöyle. Demek ki doğrumuz bu şekilde olacak değil mi? Demek ki 2x eksi y eşittir 6 doğrusu böyle oluyormuş. Ve grafiğini bu şekilde çiziyormuşuz ve bize ne diyordu? Bu doğru ile eksenler arasında kalan bölgenin. Yani o zaman şuranın alanını soruyor değil mi bize? Yapabiliriz artık. Bakın üçgeni elde ettik. Dik üçgen değil mi? Burası 6 birim. Burası 3 birim. O zaman alan ne olacak diyorum. 6 çarpı 3 bölü 2'den şunlar sadeleşecek. Burada ne kalacak? 3 kalacak. 3 kere 3'ten de alanı ne bulduk arkadaşlar? 9 birim kare şeklinde buluruz diyoruz. Yeni sorumuzu aldık. A eksi 2'ye 3 noktası 4x artı k'ye eşittir 7 doğrusunun grafiği üzerinde olduğuna göre k'nın değerini bulalım diyor. O zaman bakın bu nokta doğru üstünde ise ne yapacak? X yerine ve y yerine değerlerini verdiğimiz zaman sağlaması gerekiyor diyoruz değil mi? Yazalım hemen denklemimizi. 4x artı k'ye eşittir 7'ymiş. X gördüğüm yere eksi 2, y gördüğüm yere 3 yazacağım. Yani 4 çarpı eksi 2 artı k çarpı 3 eşittir 7 diyorum. Yani eksi 8 artı 3k eşittir 7. 3k'yı yalnız bırakmak istersek eksi 8'i ne yapacağız? Karşıya alacağız. Yani bu durumda 3k ne olacak arkadaşlar? 8 artı 7 olacak değil mi? Şöyle devam edelim. 3k eşittir. 7 ile 8'in toplamından 15 ediyorum. Her iki tarafı da 3'e bölersem şunlar sadeleşti. Şunlar da sadeleşirse k ne olacakmış? 5 olacakmış diyoruz. Zaten bizden de k'nın değerini istiyordu.
Yeni sorumuzu aldık. Kalemimizin rengini değiştirelim. Sabit hızla giden bir araba her 100 kilometrede 5 litre benzin tüketmektedir. Buna göre bu arabanın deposundaki benzin bittiğinde arabanın kaç kilometre yol gittiğini bulalım diyor. Bakın depoda ne kadar benzin var? 50 litre benzin var. Her 5 litreyi 100 kilometrede tüketiyordu. O zaman 50 bölü 5 dersem ne olacak arkadaşlar? 10 defa, değil mi? 10 defa 100 kilometre gidebilir diyorum. Çünkü neden? Bakın her 100 kilometrede 5 litre tüketiyordu. 50 litre benzinim var. 50'yi 5'e bölersem 10 defa 100 kilometre gidebilir. Yani bu durumda 100 çarpı 10 dersek ne olacak arkadaşlar? Bu araç 50 litre benzinle kilometre yol gidebilirmiş dedik. Şimdi eğim ile ilgili sorularımız var. Onlara bakacağız. Sorumuzu aldık hemen. Yanda verilen rampa modelinin eğimi 3 bölü 4 olduğuna göre BC'yi bulalım demiş. Eğim neydi arkadaşlar? Önce onu bir hatırlayalım. Dikey uzunluğun yatay uzunluğa bölümüydü, değil mi? O zaman bakın ve biz eğimi neyle gösteriyorduk? M harfiyle gösterebiliyorduk, değil mi? Şunu. M harfiyle gösteriyorduk. Bakın bize eğimi ne vermiş bu rampanın eğimini? 3 bölü 4 vermiş. Ne demiştik? Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. O zaman ne olacak? 12 bölü BC olacak, değil mi? Zaten bizden de BC'yi istiyordu. İster ister çarpımı yapabilirsiniz. Ya da bakın 12 3'ün 4 katıdır. Değil mi? Yani 3 ile 4'ü çarparsam 12 bulurum. O zaman 4 ile de 4'ü çarparsam BC'yi bulurum. Yani bu durumda. BC'nin uzunluğu ne oldu arkadaşlar? 4 kere 4'ten 16 şeklinde olur diyoruz. Aşağıda koordinat sisteminde verilen doğruların eğimlerini bulalım diyor. Eğim neydi? Az önce söylemiştik. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluktu. Bakın hemen şu doğrunun eğimini bulmak istersek dikey uzunluğu 6 birim, yatay uzunluğu 2 birim, değil mi? Yani o zaman eğim ne oldu arkadaşlar? 6 bölü 2. Bakın bizim doğrumuz nereye yatık? Sağa doğru yatık, değil mi? Yani o zaman eğim ne olacak diyorum? Pozitif çıkacak diyorum. Yani eğimi ne bulduk? 3 şeklinde bulduk. Hemen bir de bir diğerine bakalım. Bakın dikey uzunluğum 6 birim. Yatay uzunluğum 8 birim. Yani o zaman eğim dikey uzunluk bölü yatay uzunluktu. 6 bölü 8'i yazdım. Bakın doğru sola yatık. O zaman ne oluyordu? Eğim negatif oluyordu. Yani o zaman ne olacak? Eksi 6 bölü 8 olacak diyorum. Sadeleştirirsem bunu da 2'ye bölersek eksi 3 bölü 4 şeklinde buluruz. Yeni sorumuzu aldık. M eksi 2x artı 4y eşittir 8. Doğrusunun eğimi 2 olduğuna göre m'nin değerini bulalım diyor. Ne öğrenmiştik arkadaşlar? Y eşittir mx artı n. Bu formatta bir denklem karşımıza çıktığı zaman eğimi neydi bunun? X'in katsayısıydı, değil mi? Yani m'di. Bize x'in katsayısı eğimi veriyordu. Artık bakın şu denklemimizi, yani m eksi 2 x artı 4y eşittir 8. Bu doğruyu, bu denklemi ne yapacağım ben? Y'yi yalnız bırakıp yazmaya çalışacağım. Bu durumda 4y'yi yalnız bırakalım. Y'li ifademizi. Şu ifademizi eşitliğin diğer tarafına alalım. Yani ne oldu? Eksi m eksi 2x artı 8 oldu, değil mi? Her tarafı 4'e bölersem bakın ne oluyor? Y yalnız kalıyor. Yani y eşittir diyorum. Şurayı da ayrı yazabilirim, değil mi? Yani şöyle alalım. Eksi m eksi 2x bölü 4 artı 8 bölü 4 şeklinde yazabiliyorum. Artık bakın düzenlersek tekrardan y eşittir. Şu x'i çarpım durumunda yazmak istiyorum. Ne olur? Eksi m eksi 2 bölü 4 x artı 8 bölü 4'ten 2 olacak. Bakın aynı formata benzettim. Bu durumda eğim ne olacak arkadaşlar? Bakın x'in katsayısı olacak. Yani
Şurası bizim eğimimiz olacak. Yani o zaman diyorum ki, zaten bakın eğimi de 2 vermişti. Eksi m eksi 2 bölü 4 neye eşittir diyorum? 2'ye. Bakın şurada bir 1 vardır ve artık içler dışlar çarpımı yapıp m'nin değerine ulaşabilirim. Yapalım hemen. Şöyle. Eksi m eksi 2 eşittir. 4 ile 2'nin çarpımından 8 olacak diyorum. 1 ile çarparsak yine aynısı olduğu için yazmadım. Eksi de içeri dağıtırsam arkadaşlar. Eksi m artı 2 eşittir 8 olacak. Bu durumda eksi m artı 2'yi karşıya alırsam eksi olarak geçecek. 8 eksi 2'den ne olacak? 6 olacak. Her tarafı eksi 1'e bölersem m'yi bulacağım değil mi? Yani m ne olacak? 6 bölü eksi 1'den eksi 6 şeklinde olacak diyorum. Eşitsizliklerle ilgili sorularımıza geçiyoruz arkadaşlar. Sorumuzu aldık hemen. Aşağıda verilen cümlelere karşılık gelen eşitsizlik ifadelerini yazalım diyor. Öncelikle hangi sembolleri kullanırdık arkadaşlar? Bir hatırlayalım. Küçük, değil mi? Büyük ya da küçük eşit ya da büyük eşit sembollerini kullanarak yazıyorduk. Bakıyoruz o zaman. 7 eksi 3'e eşit veya 3'ten küçük olan sayılar. Öncelikle x dersek ne olacak bakın? 7 eksi x eksi 7 olacak değil mi? 3'e eşit ya da 3'ten küçük olacakmış. O zaman diyorum ki ne olacak? 3'e eşit de olabilir, 3'ten küçük de olabilir. O zaman küçük eşittir şeklinde, yani x eksi 7 küçük eşittir 3 şeklinde yazıyoruz diyoruz. Bir diğerine bakalım. En fazla 75 TL harcayacağım. Bakın harcayacağı para en fazla 75 TL olabiliyormuş. Yani 75'i geçemez. 75 de harcayabilir ya da 75'ten daha az miktarda 70, 68, 50 bu miktarlarda da harcayabilir. O zaman ne diyorum? Harcadığımız paraya x dersek ne olacak? En fazla 75 olacak ya da ondan küçük olacak, değil mi? Yani x küçük eşittir 75 şeklinde yazacağım diyorum. Ve sonuncuya bakalım. 2 katının 4 fazlası en az 10 olan sayılar diyor. O zaman yazacak olursak 2 katının 4 fazlası en az 10 olacakmış. Yani 10'dan az olmayacak. 10 olabilir, 12 olabilir, 20 olabilir ama en az 10 olacak. O zaman ne diyorum? 2x artı 4 büyük eşittir değil mi? 10 veya 10'dan büyük olacak. Büyük eşittir 10 şeklinde yazarım diyorum. Aşağıda verilen eşitsizlik ifadelerini sayı doğrusunda gösterelim diyor. Bakalım hemen. X küçüktür eksi 2'den. Öncelikle geldim eksi 2 noktasına ve işaretledim. Bakın eşitlik olmadığı için ne olacaktı? Noktanın içi boş olacaktı. Ve x eksi 2'den küçükmüş. Yani o zaman küçük tarafı, yani sol tarafı tarıyorum. Sayı doğrusunda burasıdır diyoruz. Bir diğerine bakalım. Bakın eksi 2 küçük eşittir x'ten, o da küçüktür 4'ten. Öncelikle bakın eksi 2 ve 4 noktalarını işaretledim. Bakıyorum eksi 2 küçük eşit. O zaman küçük eşit, yani eşitlik varsa ne yapıyorduk? Noktanın içini dolduruyorduk değil mi? Noktanın içi dolu oluyordu. Yoksa boş oluyordu. Yani 4'ün içi boş kalacak. Ve bakın x bu aralıktaymış. O zaman burayı tarıyoruz diyoruz. Ve sayı doğrusunda bu şekilde gösteriyorduk arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçtik hemen. Aşağıda verilen eşitsizliklerin çözümünü bulalım diyor. Yapalım o zaman. Neydi? Aynı denklem çözer gibi yapıyorduk. Dikkat etmemiz gereken bir nokta vardı. Onu da bir şimdi karşımıza gelince hemen söyleyeceğim. Öncelikle bakalım. 4x eksi 2x büyük eşittir x artı 10 demiş. Öncelikle şurada gereken işlemler varsa bir yapalım değil mi? 4x eksi 2x ne olacak? 2x büyük eşittir x artı 10 diyor. X'i diğer tarafına alabilirim. Yani 2x eksi x büyük eşittir 10 olur diyorum. 2x eksi x ne olacak arkadaşlar? X olacak. Büyük eşittir 10 şeklinde bulacağız diyoruz. Bir diğerine bakalım. X eksi 5 bölü eksi 3 büyük eşittir eksi 11 demiş. Bakın ne yapacağım? Öncelikle şuradaki eksi 3'ten kurtulmak istiyorum. O zaman eşitsizliğin bu tarafını eksi 3 ile çarpıyorsam ne yapacağım? Diğer tarafı da eksi 3 ile çarpacağım. Ve ben eşitsizliği eksi bir sayıyla, yani negatif bir sayıyla çarpıyorsam ya da bölüyorsam ne oluyordu? Eşitsizliğim yön değiştiriyordu. Yani o zaman şunlar gidecek.
eksi 5 artık büyük eşittir değil, küçük eşittir olacak değil mi? Eksi 11 ile eksi 3'ün çarpımı ne olacak arkadaşlar? Artı olacak değil mi? Eksi ile eksinin çarpımı artıydı. 11 ile 3'ün çarpımından da 33 olacak diyorum. Bakın artık x eksi 5 küçük eşittir 33 oldu. Eksi 5'i de diğer tarafına alırsak x küçük eşittir 33 artı 5'ten 38 olacak diyoruz. Yeni sorumuzu aldık hemen. Kerem'in parasının 4 katının 12 TL eksi 76 TL'den azdır. Buna göre Kerem'in parasının TL cinsinden en büyük tam sayı değerini bulalım diyor. Yazalım o zaman bir. Kerem'in parasına x dersek 4 katının 12 TL eksiği diyor. Yani 4x eksi 12 olacak değil mi? Yazdığımız zaman 4x eksi 12 TL 76'dan azmış. O zaman küçüktür. 76 diyorum. Buna göre Kerem'in parasının yani x'in TL cinsinden en büyük tam sayı değerini bulalım demiş. Öncelikle şunu bir çözelim o zaman. Ne olacak? Eksi 12 karşı tarafa alırsam 4x küçüktür. 76 artı 12 olacak değil mi? Artı diye geçiyordu. Yani 4x küçüktür dedim. Toplarsak burayı da ne oluyor arkadaşlar? 88 oluyor. Her iki tarafı 4'e bölersem şunlar gitti. Bu durumda x küçüktür. 88'e 4'e bölersek ne oldu? 22 oldu. Demek ki x 22'den küçük olacakmış. Ve bize ne diyordu? Kerem'in parasının TL cinsinden en büyük tam sayı değeri. 22'den küçük olacak ama en büyük ne olur diyorum? 21 olur diyorum. Demek ki 21 TL olabilirmiş diyoruz. Evet, sorularımız burada bitti arkadaşlar. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. İnşallah çok güzel notlar alırsınız. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Bizimle kalın.